Beyazı, özellikle hanımefendiler, yok, sağ olun. Sonrasında gençler ve beyefendiler, her şeyden önce sabahın 9'undan beri burada bitmez tükenmez bir enerjiyle bütün konuşmaları son derece dikkatli bir şekilde dikkatli dinlediğinizden dolayı ben sizleri alkışlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, çok fazla konuşmayacağım. Belki 5 dakikayı da doldurmayacağım. Ben Ethem Yüksel Kahveci, İstanbul Meslekle Birlik Başkanı, İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi. Her şeyden önce meslektaşlarımın tamamında saat 1 sularında yaşanan, kendini meslekle birlik temsilcisi olarak tanıtmaya ve markamızdan oy çalmaya çalışan kişi ya da kişilerce mücadele edip vaktinizi aldığımdan dolayı o kişiler adına da hepinizden hasreten özür dilerim, hakkınızı helal edin. Dediğim gibi çok fazla konuşmayacağım. Konuşmamın çok ufak bir kısmını camianın bir temsilcisi olduğu sevgili gönüldaşlarıma ayırmak istiyorum. Zira meslekle birlik gönüllüleri ya da kararsız kaldığını düşünen delegelere buradan bir çift lafım var. Gerek bizim meslekle birlik camiasının sevgili gönüldaşları, taraftarları, gerekse mesleğin geleceğini düşünen dertli insanlar, bugün bu mesleğin geleceğinin meslekle birlik olduğunu da, doğruların da, çözümlerinin de meslekle birlik olduğunu asla akıllarından çıkarmasınlar. Meslekle birlik bu mesleğin geleceğini, onu özellikle söylemek isterim. Tabii içinde bulunduğumuz durum, meslekle birlik olarak söylüyorum, içinde bulunduğumuz durum sanki biraz iç sıkıcıymış gibi görünebilir ama Rabbimin Kur'an-ı Azimüşşan'da belirttiği gibi sizin için hayır görünenlerde şer, şer görünenlerde hayır vardır. Bunu özellikle belirtmek isterim. İkinci olarak, şu savaşa hayır söylemini şiddetle reddediyorum sebebi. Ne ülkemizde, ne Suriye sınırında bir savaş yoktur. İt ve çakal temizleme operasyonu vardır. Domuz olur. İşin ilginci, burada meslek adına söyleyecek tek sözü bulunmayanlar için boş ideolojilerini güya bize dikte ettirmek adına savaşa hayır diyorlar. Hiç kimse kalmıyor. Hiç kimse kalmıyor. Üstelik sevgili dostlar, biz buna tepki gösterdiğimizde saygılı olun diyorlar. Teröristin nesine saygılı olacak? Kafasına sıkarsın, kurtulursun. Eğer bu söylemlerinizle diretirseniz şanlı ordumuz sizi de etkisiz hale getirmeyi bilir, merak etmeyin. Yumruklarınız şanlı ordumuzun haddinizi bilin. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Şanlı ordumuz diyorum. Şanlı ordumuz diyorum. Şanlı ordumuz diyorum. Şanlı ordumuz diyorum. İçinizden bir tanesi bile kahrolsun PKK diyor mu? Sayın Kavim, sakin olun. Özür dilerim. Sakin olun. Burada ben yollanacak bir şey yapmadım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Kafamı dostlarım benim. Haddinizi bilin. Burayı başınızda alıyorum sizi. Burayı başınızda alıyorum sizi. Kimin karşı tutuyorsunuz siz? 3-5 tane bir şakalarda öldürülür ya, savaşa hayır diyeceksiniz. Sayın konuşmayın, sakin olun. Şiddetle reddediyorum. Sayın konuşmayın, hikayeyi reddediyorum. Özür dilerim. Buradan meslek adına söyleyecek tek sözü olmayanlar PKK'nın sözcülüğünü yapıyorlar. Lanet olsun. Kendini Türkiye'de hisseden yerlere milli vatandaşlara söylüyorum. Birliğimiz daim olsun. Ordumuz muzaffer olsun. Devletimiz var olsun.